Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Aşağıda verilen devrede RL üzerinde harcanan gücü bulunuz diye sormuşlar. Yani 4 ohmluk direnç üzerinde harcanan gücü sormuşlar. İlk olarak kaynağın gördüğü eşdeğer toplam direnci bulmaya çalışalım. Daha sonra ana kol akımını bulmaya çalışalım. Şuradaki gerilimi bulduktan sonra Kirchhoff'un gerilimler kanunuyla şuradaki gerilimi bulalım. Bundan sonra evet çorap söküğü gibi gelir arkası. Başlayalım. İlk olarak kaynağı çıkaralım ve eşdeğer toplam direnci bulmaya çalışalım. Şurada 5 ohmluk direncimiz var. Şurada 10 ohmluk direncimiz var. Şurada 2 tane direncimizi gördük. Birbirine ardı ardına bağlanmış, yani seri bağlanmış. Kesinlikle ve şüphesiz. Eşdeğeri de 6 ohm. Evet. Hemen renkli bir kalem alayım elime. Örneğin mavi olsun. Şurası A noktası. Şurası B noktası. 5 ohmluk direncimiz şu. Şu iki direnç kesinlikle ve şüphesiz birbirine paralel bağlı. Bu direnci şuraya çizmeye çalışayım. 10 paralel 6. Hemen dirençlerin çarpımı bölü dirençlerin toplamından 10 çarpı 6 bölü 10 artı 6'dan 60 bölü 16. Hesap makinemizde eşdeğerini 3,75 birimi ohm olarak bulduk. Evet. İsterseniz en son şu iki direncin zaten birbirine seri bağlı olduğu belli. A ile B arasından görünen eşdeğer toplam direncimiz 8,75 birimi ohm olarak bulundu. Evet. Şimdi isterseniz gerilim kaynağımızı bu dirence takalım. Ve ana kol akımını bulalım. Azıcık temizlik yapayım müsaadenizle. Kırmızı kalemle yapabiliriz. Artı eksi 36 voltluk gerilim kaynağımızı bu dirence takalım. 8,75 ohm. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, hemen ana kol akımını bulmak üzereyim. Şuradan geçen akım. Vır formülümüzü kullanıyoruz tabii ki her zamanki gibi. Ohm kanunumuz. Akım eşittir. Gerilim bölü akıma karşı gösterilen direnç. 36 bölü 8,75 eşittir 36 bölü 8,75 eşittir 4,11 birimi amper olarak ana kol akımını bulduk. Evet. Şurayı isterseniz düzenleyelim. Renkli bir kalemle. Şuradan şu tarafa doğru 4,11 amperlik akım geçiyor. Yani 5 ohmluk direncin üzerinden de bu akım geçmekte. Akımın girdiği uç pozitif, çıktığı uç negatif. Hemen buradaki potansiyeli bana söyler misiniz? 5 ohmluk direncin üzerinden 4,11 amper akım geçiyor. Vır formülümüzü kullanalım yine. Gerilim eşittir akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk. Çarpı 5 eşittir 20,6 yaklaşık volt olarak bulundu. Evet. Şimdi 10 ohmluk direncin üzerinde düşen gerilimi bulmaya çalışalım. Tabii ki Kirchhoff'un gerilimler kanunuyla hemen bulabiliriz. Kapalı bir elektrik devresi herhangi bir noktadan başlayarak bütün gerilim yükselmelerini ve alçalmalarını gösterip başladığımız noktaya geri gelirsek potansiyel fark olmamalı. Eksiden giriyorum. Eksi 36 artı 20,6 artı şuraya UX ismini verebiliriz. Artıdan girdim. UX. Başladığım noktaya geri geldim. Potansiyel fark olmamalı. Buradan UX'in değeri 36 eksi 20,6'dan 15,4243 volt. Evet.
olarak bulunur. İsterseniz burayı şu şekilde tekrar çizmeye çalışayım. İki ohmluk direnç var şurada. Beni 4 ohmluk direnç ilgilendiriyor. Biraz daha güzel çizmeye çalışayım. Artısı burada, eksisi burada. 15.43 volt şurada. Evet. 4 ohmluk direncin üzerinden geçen akım ilgilendiriyor beni. Bu x diyebiliriz. Eşittir. Soru işareti. Bu x eşittir. Gerilim bölü akıma karşı gösterilen zorluk. Toplamda 6 ohm var. Buradan bu x'in değeri bölü 6 eşittir 2,57 amper olarak. Evet. 4 ohmluk direncin üzerinden geçen akımı bulduk. İsterseniz gerilimi de bulabiliriz. Akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk çarpı 4 eşittir 10.3 volt yaklaşık olarak. Evet. Hemen azıcık temizlik yapalım. Ve sonucu yazmaya çalışalım. Px eşittir. Vx'in karesi çarpı r de yapabiliriz veya vx çarpı vx de yapabiliriz. Pi formülümüzü uyguladık. 10.3 çarpı 2,57 çarpı 2,57 eşittir 26.4 birimi watt olarak bulundu. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.